Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Her zaman olduğu gibi. Hangi tarihte ya da her nerede birbirimize denk gelmişsek gönül rahatlığıyla benim videolarımı izleyebilir, dinleyebilirsiniz, açılımlara eşlik edebilirsiniz. Kolektiften bir ruh olmanız yeterli. Kendinizden bir parça buluyorsanız, benim hikayelerimle, daha doğrusu buradaki enerjilerle uyumlanabiliyorsanız, demek ki buradan almanız gereken mesajlar vardır. Bu tür videolar arasında dönüp dolaştığınıza göre çok büyük bir ayrılıktan geçmiş ya da aklınızdaki kişiyle alakalı aklınızda bir türlü cevabını bulamadığınız sorular içinde dönüp durduğunuz bir gerçek. Ne yazık ki. Birçok kişi aklındaki kişiyle alakalı, hayatındaki kişiyle, o ruhuna dokunan kişiyle bir türlü sonuçlandıramadığı, yarım kaldığı, eksik kaldığı, tamamlanamadığı hissiyatı yüzünden bu videolar arasında dönüp dolaşıp onunla alakalı birçok cevap bulmaya çalıştığınızı biliyorum. Özlediğinizi, ne yaptığını merak ettiğinizi, belki de birçoğunuzun arasında blokajlar var, engeller var. Birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Keskin, o kılıç kralı, kılıç kraliçesi duruşunuzu sergilemiş olabilirsiniz. Belki de haklıydınız veyahut karşı tarafın üstüne çok fazla gitmiş de olabilirsiniz. Bu yüzden dolayı araya blokeler, bariyerler, engeller girmiş olabilir. Nacizane tavsiyem, en azından bu ilişkinizde ikinci bir şansınız olursa bir sonraki ayrılığınızda veyahut bir sonraki yaşadığınız sıkıntıda, sorunda veyahut bundan sonra hayatınıza girecek olan kişiyle yaşadığınız herhangi bir problemde, fark etmeksizin, onunla bu tartışmalı, çatışmalı, sürtüşmeli durumlar yaşadığınız zaman, aranızda bir olay alevlendiği zaman, nacizane tavsiyem, biz dişil enerjiler olarak birçoğumuzun en çok yaptığı hatayı söylüyorum. Bir an sinir öfke patlamasına yenik düşerek karşı tarafa sayfa sayfa kendimizi izah etmeye çalışıp karşı tarafın hatalarını sıraladığımız, kendimizi haklı çıkarmaya çalışıp yaptığımız fedakarlıkları dile getirip vesaire vesaire, upuzun sayfa sayfa mesajlar. Emin olun, eril enerji daha direkt mesajı gördüğü anda orada bitiriyor. Çoğu cevap dahi vermiyor. Bazılarınız şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Cevap bile veremedi. Cevap bile veremedi değil, okumaya bile üşendi. Birçoğunun okumadığını, birçoğunun eyvah yardırmış deyip hemen arkasından bunun devamı gelecek kesin diyerek engellediğini biliyor muydunuz? Siz bütün içinizdeki zehri döküp kendinizi onun gözünde haklı çıkarmaya çalışıp ilişkiyi kurtarmak için çırpınırken, çabalarken karşı taraf direkt kestirip atabiliyor. Siz sinir öfke patlamanızı bir şekilde gidermeye çalışırken, kendinizi izah etmeye çalışırken karşı tarafın umurunda bile olmuyor. Bundan sonraki davranışınız, mümkün olduğunca aklınızdaki kişiye kesinlikle açık davranmayın. Hep gizemli bir tarafınız olsun. Ne yaptığınızdan, ne ettiğinizden aklınızdaki kişiye açık açık bilgi vermeyin. Sizin saat sabah 8'de kahvaltı yaptığınızı, kahvaltıda ne yediğinizi, kimlerle görüştüğünüzü, en samimi arkadaşlarınızı, onlarla nasıl vakit geçirdiğinizi vesaire vesaire, sizin hayatınıza dair en ince ayrıntıları aklınızdaki kişiye kesinlikle söylemeyin, dile getirmeyin. Mümkün olduğunca gizemli davranın. O sizi ne kadar çok gizemli bulup, ne kadar çok araştırmayı kafaya koyarsa, ne kadar çok sizi elde etmek uğruna, sizi yakından tanımak için, tanımak zorunda kalacak çünkü, ne kadar çok uğraşırsa, kafasında ne kadar çok sizinle alakalı düşünceleri döndürüp dolaştırırsa, istemsizce aşık olur. Siz aklınızdaki kişiyi
Çok fazla aklınızda döndürüp dolaştırıyorsunuz, değil mi? Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, hangi işin üstesinden gelmeye çalışırsanız çalışın. Aklınızdaki kişiyi o kadar fazla düşünüp, o kadar fazla yoğunlaşıyorsunuz ki istemsizce hala aşkınızı, duygularınızı diri tutabiliyorsunuz. Nefretinizi, kininizi, sinirinizi, öfkenizi. Bunu bir de karşı tarafa yaşattığınızı düşünün. Neden olmasın? Aklınızdaki kişiye bu akşam soracağız bakalım, barışmak istiyor mu? Barışmaya dair niyet var mı? Son zamanlarda zaten enerjilerde gerçekten büyük bir değişkenlik olduğunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi eril veya dişil enerji. Bu arada geçen zaman ne kadar uzarsa o kadar fazla özlem duygularına bürünmeye başladığını, bir hamleye geçmenin planını, projesini kurduğunu, strateji izlemeye çalıştığını açık açık göstermeye başladı. Özlem duyguları çok fazla ayyuka çıktı. Şimdi bu akşam bunu soralım. Ha, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Diyelim ki aklınızdaki kişi barışmak için size hamleye geçti. Herhangi bir mesaj attı. Sizinle görüşmek istedi. Onunla hiçbir sıkıntınız, sorununuz yokmuş gibi. Onu affetmiş, enerjinizi onda harcamak istememiş gibi. Herhangi birisiymiş gibi bir duruş sergilemelisiniz. Sergileyin ki aklınızdaki kişi tekrar sizi geri kazanabilmek adına elinden gelen çabayı versin. Fakat bu sefer eskisi kadar ona açık davranmayın. Yaptığınızdan, ne ettiğinizden, kimlerle görüştüğünüzden haberi olmasın. Olmasın ki sizin peşinize düşsün. Sizinle alakalı bütün fikirleri kafasına dönüp dursun. Önceki bıraktığı sizin, bıraktığı yerde olmadığını fark etsin. Sizi kazanmak için ne kadar uğraşırsa, sizi kazanmak için ne kadar didinirse, siz o kadar kıymetli olursunuz. Bu bir gerçek. Şimdi gelin, açılımıza başlayalım ve aklımızdaki kişiye soralım. Barışmaya niyet var mıymış? Barışmak istiyor muymuş? Bunu gelin hep beraber öğrenelim. Ve masama hoş geldiniz. Öncelikle bana abone olan, beğeni bırakan, yorum bırakan, herkese ama herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Her videomda olduğu gibi. Sizler sayesinde daha fazla insana ulaşabiliyor, daha fazla insanın ruhuna dokunabiliyorum, daha fazla kişiye yardımcı olabiliyorum. Biz büyük bir kolektif bütünlüğe doğru ulaşıyoruz ve bunların hepsi sizin sayenizde, sizin yardımlarınızla. Karşılık beklemeden sadece buradaki enerjiler sizinle uyumlandığı için, gerçekten bana değer verdiğiniz için, yani nasıl teşekkür edeceğimi de bilemiyorum. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Ama bilmelisiniz ki yani ne olursa olsun Allah'ın izni kuvvetiyle Yüce Rabbim bana güç kuvvet verdiği sürece sizlere yardımcı olabilmek için elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Şimdi gelelim her zaman olduğu gibi. Aklımızdaki kişiye dair bir niyetimizi alalım. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Size geldiğini, gerçekten barışmak istediğini veya size yazdığını, bir şekilde irtibata, iletişime geçtiğini. O anı odaklanın. O an olmuş gibi heyecanlanmaya, kalp atışlarınızın nasıl hızlanacağına, yüzünüze nasıl bir gülümseme oturacağına odaklanın. O anı gerçekten yaşayın. Ne kadar bunu tezahür ederseniz ve bunun için şükrederseniz, bu anı hayatınıza birebir çeker, birebir deneyimlersiniz. Bunu unutmayın. Şimdi niyet ederek başlıyorum. Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek bilgilerin akmasına,
En doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeye niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın. Ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle alakalı. Bilinçaltı ile hisleriyle alakalı. Olası süreçteki eylemleriyle, planlarıyla alakalı. Kendi hayatında her ne durumdaysa en doğru olanı görebilmeyi, en doğru olanı öğrenebilmeyi niyet ediyorum. Avuç içlerinizde ufak da olsa bir yanma hissiyatı hissettiyseniz, enerji akışını hissediyor olmalısınız. Genellikle enerji akışı gerçekten kolektifle birlik olduğunuzu, bu videolarla bir bütünlük yakaladığınızı hissedersiniz. Şimdi soralım bakalım. Saygıdeğer aklımızdaki kişi, o kalbimizde, ruhumuzda bir türlü söküp atamadığımız, her anımızda yanımızda olduğunu hissettiren, her anımızda onu hayal etmeyi bırakamadığımız her kim ise şu anda karşınızda olsaydı size en derin bilinçaltından, en derin hislerinden söylemek isteyip söyleyemediği her ne varsa size ne söylemek isterdi? Ne söyleyebilirdi size? Sana gelmeyi çok düşündüm. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum dedi. Ve seni çok özlüyorum. Seni aldatmadım, aldatmıyorum. Bunu söylediğine göre bir aldatma olayı olabilir diye tahmin ediyorum. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Peki. Aklınızdaki kişi nasıl bir ruh hali içindeymiş? Gökkuşağının ruhu. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Aklınızdaki kişi artık karanlıktan aydınlığa çıkmaya, güneşli günleri görmeyi, artık sevineceği günleri görmeyi kafasına koymuş. Gökkuşağını gördüğümüzde böyle bir içimiz kıpır kıpır olur ya. Aklınızdaki kişide de böyle bir enerji olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Enerjilerinde ne durumdaymış? Bir de bunu soralım. Çiçeklenen bolluk. Altın tutan erkek. Eylem. Kalp kırıklığı ve denge meleği. Aklınızdaki kişinin içinde bugüne kadar açmamış olan çiçekleri açmışsınız. Ki birçoğunuz için söylemek gerekirse belki de ikinci baharı yaşatmışsınız. Aklınızdaki kişi biraz maddiyat olarak daha sizden yukarıda bir eril enerjiden bahsediyor olabiliriz. Fakat yine de buna rağmen parayı, kendi hayatındaki sorunları dile getirip bunları bahane ederek bir türlü eyleme geçmediğini, geçmek istemediğini, hep bir bahanesi olduğunu söyleyebiliriz. Size hep bir bahaneyle gelmiş, hep bir şeyleri bahane etmiş. İşte işimi halletmem lazım, ailemle alakalı sıkıntılarım var gibi gibi birçok bahaneyi önünüze sıralamış ve bir türlü eyleme geçmemiş. Eyleme geçmesi sizin çok
yüksek derecede kalbinizin kırılmasına, canınızın yanılmasına sebep olmuş. Bu yüzden dolayı artık dengeyi bulamaz, dengenizi kaybetmiş duruma gelmişsiniz. Aranızda muhteşem bir denge varken bunun bozulmasına sebep olmuş. Öyle bir duruma getirmiş ki aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz size ışık yol göstermeye çalışmış, size doğruyu göstermeye çalışmış. Aklınızdaki kişinin, karşınızdaki kişinin sizi oyaladığını, sizin duygularınızla oynadığını, bir türlü bu olayda netleşemediğini, sizin önünüze sunarak size bir şekilde rehberlik etmiş ve bunun doğrultusunda karşı tarafa bunu yansıtmış olabilirsiniz. Yansıttığınız için de yani bir taraftan onu kaybetmekten korkmuşsunuz. Çünkü onun için harcamış olduğunuz emekler var, zaman var. Ona harcamış olduklarınıza sırtınızı dönmek istememişsiniz. Yapmış olduğunuz fedakarlıklar, vermiş olduğunuz emekler, dökmüş olduğunuz alın teri, ona yaşatmış olduklarınız, onunla yaşamış olduklarınız, bunları geride bırakmaktan korkmuşsunuz. Bir anda kestirip nasıl atayım diye. Ama arkadaşlarınız ve çevrenizin söyledikleri de haklı. Onlar da doğruyu söylüyor, size doğru yolu göstermeye çalışıyor. Evet. Çünkü bir hayaliniz var. Onunla bir ev, bir aile, bir yuva kurabilmek. Her yastığa başınızı koyduğunuz zaman onunla bu anı yaşamak istiyorsunuz. Dualara sığınıyorsunuz. Önünüzü görmeye çalışıyorsunuz. Ve aranızda o kadar güçlü bir telepatik bağ var ki birbirinizle aslında haberleşebiliyorsunuz. Onu hissedebiliyorsunuz. O da sizi hissediyor. Bunun da farkındasınız. Ve eril enerji için aslında dişil enerji bu hayatta kazanmış olduğu en büyük başarı. Dişil enerjinin onun için harcamış olduğu zaman edinmiş olduğu fedakarlıklar gerçekten ama gerçekten çok büyük. Fakat buna rağmen aranıza çok büyük bir yıldırım düşmüş. Aklınızdaki kişi şu anda ne kadar buzdağı gibi görünse de bir de bunun su altında görünmeyen bir kısmı var. Etrafa karşı buz gibi bir duruş sergiliyor. Fakat içinde daha derinlerinde artık şekil değiştirmeye başlamış. Aklında sis perdesi halinde olan durumlardan arınmaya, kurtulmaya, düşüncelerinde almış olduğu kararlarda büyük bir şekilde değişikliğine gitmeye başlamış. Bu arada yere düşen kartımızı da aldıktan sonra siz onu her konuda beslemişsiniz. İlginizle, sevginizle, şefkatinizle, emeğinizle her türlü beslemiş, her türlü nezaketi göstermişsiniz, her türlü anlayışı göstermişsiniz. Fakat aslında olay yansıtıldığından çok çok farklı. Aklınızdaki kişi bir nevi avcı ruhunu kullanmış. Olasılıkları tepeden değerlendirmiş. Gayet kurnaz davranmış. Sessiz sedasız avına yaklaşır gibi. Burada kartların size uyarısı. Gerekirse oyuncu olun. Gerekirse aynalama yapın, taklit edin. Ve kendi hayatınızla alakalı büyük bir gizem uyandırın. Kendinizi göstermeyin. Ne yaptığınız hakkında karşı tarafa mümkün olduğunca açık vermemeye çalışın. Olayları tepeden ve objektif bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişi gayet olasılıkları tek değerlendirebilen, objektif bir şekilde hayatı görebilen, stratejik davranışlar, hareketler sergilemeyi fazlasıyla benimsemiş olan bir kişi. Gerekirse arkadaşlarınızla işbirliği yapın, onlardan yardım alın. Aranızdaki bu elektriklenme, bu can yakıcı sözler, laflar, birbirinize sarf etmiş olduklarınız çok ağır. Onun gibi davranın. Yani tilki gibi. Aynalama bir nevi. İşte o zaman geçmişten almış olduğunuz dersle
onun gibi davranarak, karda yürüyüp izinizi belli etmeyerek aşırı derecede gizem yarattığınız zaman, arkadaşlarınızdan almış olduğunuz yardımla bir elektriklenme yaşatacaksınız. Karşı taraf sizinle alakalı merak duyguları içerisine girecek. İşte bundan sonra zaten olaylar tam tersine dönmeye başlar. İşte o zaman içinizden şarkılar söylemeye, tekrar sevinebileceğiniz olaylar deneyimlemeye, yaşamaya başlarsınız. Şimdi kartları toplarken tekrar keseceğim ve kaldığım yerden devam edeceğim. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım. Aklımızdaki kişi, kalbimize, ruhumuza dokunan kişi. Barışmaya niyetin var mı? Barışmak istiyor musun? Bunun için bize bir yanıt verir misin? Geldi yine değnek kralı. Yani asa kralı. Aklınızdaki kişiyi o kadar dilemişsiniz ki, o sizin bu dünyada kabul olmuş bir dileğiniz gibi, kabul olmasını istediğiniz bir dileğiniz gibi geliyor. Fakat aklınızdaki kişi eril enerji ise, kendisi biraz fazla egolu. Biraz fazla egolu. Şehveti, arzusu, tutkusuyla sonunu düşünmeden, yaptığı hataları umursamadan tekrar size bir adımla gelmek istediğini, bir teklifle gelmek istediğini, fakat bu duygusunun içerisinde biraz şehvet duygusunun baskın olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden başlamak isteyecek sizinle. Yeniden sıfırdan başlayabiliriz. Ailesiyle olan bazı sorunları dile getiriyor. Bu arada lütfen sesim kusuruna bakmayın. Gerçekten artık konuşmaktan yani mesleki deformasyon deyip geçiyorum. Dişil enerjiler çok fazla içlerine kapanmış. Kendilerini sorguluyorlar. Nerede hata yaptıklarını, nasıl bu duruma düştüklerini aşırı derecede sorgular durumdalar. İçlerindeki iyi, kötüyü, her şeyi, olanı, biteni, olması gerekeni, bütün her şeyi içlerinde yüzleştikleri, asıl korkularıyla yüzleştikleri bir dönemden, süreçten geçiyorlar. Aklınızdaki kişinin burada iki versiyon çıkıyor ortaya. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Kendi hayatında hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor olabilir. Sizse bunu kendi kabuğunuza çekilmiş şekilde uzaktan izliyor, gözlüyor, gözlemliyor olabilirsiniz. Onu zaten hissediyorsunuz. Çünkü dişil enerjiler sezgilerinde fazlasıyla güçlenmiş durumdalar. Her şeyi iyi kötüyü içinde barındırdığınızı, çok büyük bir değişimden, dönüşümden geçtiğinizi, yaşamış olduğunuz bu duygusal girdap sizi fazlasıyla yetiştirdiğini ve artık gerçekleri görebildiğinizi gösteriyor. Diğer taraftan aklınızdaki kişi kendisini aile işlerine veya parayla alakalı mevzulara, miraslı konulara vesaire vermiş olabilir. Bunlarla ilgileniyor olabilir. Hiçbir şey yokmuş gibi kendi hayatına devam ediyormuş gibi bir görüntü sergiliyor olabilir. Veyahut siz evli olabilirsiniz ve aklınızdaki kişi sizi uzaktan uzağa, mutlu aile tablonuzu gözlüyor, gözlemliyor olabilir. Diğer taraftan siz de ikilemde kalmışsınız, aklınızdaki kişi de ikilemde kalmış. İçinizden, sizin içinizden akıp giden bazı duygular var. Artık sabretmekten yorulmuşsunuz, artık beklemekten yorulmuşsunuz. Her eliniz telefona gittiğinde acaba mesaj var mı, acaba bir şey paylaşmış mı, acaba şu an ne durumda diye düşünmekten, her seferinde onu çevrim içi mi değil mi diye kontrol etmekten artık
yılmış yorulmuşsunuz. Bu durum sizin içinizden çok büyük bir parça götürmüş. Artık sabredemiyorsunuz, artık güvenemiyorsunuz. Kimseye güveniniz kalmamış durumda. Kaybettikleriniz kazandıklarınızdan çok daha büyük olduğunun farkına varın. Aklınızdaki kişinin de iki arada bir derede kalarak, yani iki kişi arasında kalarak kaybetme tercihini sizden yana kullandığı için aslında pişman, sizi tamamen kaybettiğini, size dair anıları, her şeyi geride bıraktığını, geride bırakamadığını daha doğrusu, küskün enerjilerde olduğunu belirtiyor. Fakat evet, ölmüş olabilir. Evet, aramızdaki her şey bitmiş olabilir. Fakat küllerinden yeniden doğdurabiliriz. Miladi bir değişim, miladi bir değişiklik, miladi bir dönüşüm yaşamamız çok olası. Yeter ki biz bunu en ince matematiğine kadar hesaplayarak mantığımızla karar verebilelim. Taçlı bir karar. Bunun için sizinle irtibata, iletişime geçmek isteyeceğini, haberleşmek isteyeceğini, size bir teklifle gelmek isteyen bir aklınızdaki kişiden bahsediyor. Fakat dişil enerji kendisini korumaya almış. Yeterince mücadele verdim, artık ben mücadele vermek istemiyorum. Artık ben kendimi koruma alanına aldım. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki eterik kordonları, yani aranızdaki bağı kesmeye, kendinize koruma alanı yapmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi onun enerjisinden sıyırmaya, kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu süreç, bu durum sizi çok fazla olgunlaştırdı. Artık gerçekleri görebiliyorsunuz. Sezgisel olarak da gerçekleri de, yani hem maddi hem manevi anlamda, hem dünya aleminde hem hayal aleminde gerçeklerle yüzleşmek vardır. Eğrisini, doğrusunu, iyisini, kötüsünü, her şeyi içselleştirmiş. Hoşgörülü, mütevazi, anaç anne rolünde bir kadınsınız veya dişil enerjisiniz. Azize kartı 3 koruyucu karttan biridir. Diğeri ise yıldız kartıdır. Evren, ilahi sistem tarafından zaten korunup kullandığınızı burada zaten enerjiler de veriyor. Korunmuşsunuz, kollanmışsınız. Fakat aklınızdaki kişi bitirdiğiniz her şeyi yeniden canlandırmak için gelmek istiyor. Onun sayesinde en dibi görmüş, en dibi yaşamışsınız. Sırtınızdan vurulmuşsunuz. Yani bundan daha kötüsü ne olabilir ki düşünceniz var. O kadar fazla tamamlanma enerjisi var ki. Tılsım onlusu, kılıç onlusu, değnek onlusu. Yani her şeyin en top seviyesini yaşamışsınız. Aklınızdaki kişi her seferinde çok fazla sorumluluğu olduğunu, çok fazla sorumluluğun altına girdiğini, kendisine ait olmayan ailesinin, kendi hayatının, işinin bütün sorumlulukların üstünde olduğunu, bu yüzden bir de ilişkinin sorumluluğunu üzerine alamayacağını, sorumluluk almaktan kaçtığını dile getiriyor. Bu durum sizin fazlasıyla canınızı yakmaya, canınızı sıkmaya yetiyor. Kendinizi koruma altına aldığınız, fazlasıyla zaten mücadele verdiğiniz, fazlasıyla vermiş olduğunuz mücadeleden yaralar aldığınız bir durum var. Daha fazla yara alacak bir yeriniz kalmamış. Kendinize sınır çizmişsiniz, artık yeter demişsiniz, artık yeter. Orada dur. Orada dur, benim daha fazlasına gücüm, takatim yok. Fakat ortak enerjide kupa ikilisi. İki tarafında birbiriyle buluşmak, yüzleşmek, bu ilişkiyi şifalandırmak adına veyahut gerçekten son bir nokta koyup iki taraf da yoluna devam da edebilir veyahut ilişkiyi şifalandırarak
bir araya gelerek yeniden bir başlangıca karar da verilebilir. Romantik, duygusal bir birliktelik. Pekala. Aranızda birçoğunuz bu durumu artık sonlandırmak, bitirmek istiyor. Bazıları ise artık düşünmekten çöküntüye uğramış, hastalığa düşmüş, ne yapacağını bilemez durumda. Fakat şundan eminsiniz ki aklınızdaki kişinin hayatından çıkartması gerekenleri çıkartması, gitmesi gerekenleri gitmesi gerektiğini, bu şekilde bir eyleminin olması gerektiğini gösteriyor. Ki aklınızdaki kişi ilerleyen süreçlere doğru kendi hayatının direksiyonuna geçmesinin zamanının geleceğini gösteriyor. Ve aranızda uzak mesafeler, yol uzaklık gibi bir durum söz konusuysa ya aklınızdaki kişi sizin yanınıza kalkıp gelebilir veyahut siz onun yanına gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bu kupa ikilisi durumunu yaşayabilmek için. Çünkü aranızda gerçek bir aşk var. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi. Yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak. Bu durum kendinizi keşfetmenize, durumu sessiz bir şekilde içselleştirerek anlamlandırmaya, enerjilerinizin ne olduğunu, gerçek aşkın ne olduğunu hissetmenize sebep olmuş. Ve o kartıyla ani gelişen beklenmedik olaylar, hızlıca gelen bir haber, doğrudan iletişim. Aranızda bir iletişim olacak fakat aklınızdaki kişi sizden bazı hakikatleri gizleyecek, saklayacak olabilir. Çaresizlikten tarumar olmuş durumda. Üzülüyor. Yeniden doğmak, hayatına yeniden sıfırdan başlamak istiyor. Çünkü sizinle gerçek mutluluğu yaşamayı arzuluyor. Fakat aranızdaki yaşanan kayıplar, kaos, fırtına durumu, tartışma, uyumsuzluklar çok büyük olmuş. Can yakıcı, sıkıntıya götüren durumlar yaşamanıza sebebiyet vermiş ki dişil enerjiler o kadar anaç, o kadar şefkatli davranmışlar ki karşılarındaki kişi bugüne kadar hiç kimseye göstermedikleri bir şefkat göstermiş. Aklınızdaki kişi her seferinde bu karmaşadan, kaostan çıkmaya çalışmış. Hatta olayın sonunu göremediği için, bir türlü bu cesarete gelemediği için kaçamak oynamış. Çıkar yol aramaya, bulmaya çalıştığını göstermiş fakat nafile. Artık gecenin gündüze döneceğini, aklınızdaki kişinin pusulasını sizden yana çevireceğini, sizinle yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulmasını istediğini, hatta sizinle duygusal paylaşımlar, romantik anlar yaşamak istediğini, hayatından fazla olan ne varsa çıkartmak, köklü bir temizlik yapmak istediğini, bunun için doğru zamanlamayı bekleyerek sabır çalıştırdığını, hatta birbirinize karşı sabır çalıştırdığınızı ve alyans, ilişkinin daha üst bir mertebeye taşınması, evlilik planları veya hayatını buna göre şekillendirmeyi istemek. Şaşırdım. Yani bu süreç sizi kavuşmaya götürüyor. Bir ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşkın yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir der ki buradaki hikayede zaten yeniden bir araya gelmek ve aşkınızı yeniden canlanmak, kavuşmak ve bu duruma bir çözüm arayışı içerisinde olduğunu ve artık birbirinize kapatmış olduğunuz kapıları açmak için elinden geleni yapacağını gösteriyor. Muazzam. Gerçekten şaşırdım ama sevindim de aynı zamanda.
Şifa niyetine Rumi'den. Neden bilmiyorum, bugün bütün yeşillere çekildim. Sanırım bugün ben de eksik olana ihtiyatsızca çekilmiş durumdayım. Siz de nacizane bir doğal taşa çekiliyorsanız, istemsizce eliniz devamlı ona gidiyorsa veyahut herhangi bir objeyi istemsizce çekiliyorsanız, herhangi bir renge istemsizce çekiliyorsanız, sizde eksik olan bir şeyleri tamamladığını bilmenizi isterim. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Evet, bu ilişkinin bittiğini, kupaların beşisinde kalpte tezatlık savaşa benzer. İki arada bir derede kalma durumunun, sizi kaybetmiş olmanın onu gerçekten perişan ettiğini ve ne yapacağını bilemez durumda olduğunu. Kupaların yedilisi mevcut dünya rüyadır, uyuyan ise gerçek olmasını düşler. Hayal aleminde, aklınızdaki kişinin hayal aleminde olduğunu ve bir türlü hayal aleminden çıkıp gerçeklerle yüzleşemediğini gösteriyor. Asaları nasıl? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Yani her daim aklınızdaki kişinin size karşı şehveti, arzusu, tutkusu ayyuka çıkmış. Yani habire elinde bir değnekle geziyor aklınızdaki kişi. Yani diyecek bir şey bulamadım. Kader çarkı, ey seçilmiş olan, sen kendi talihin ol. Bu süreci yaşamanız gerektiğini, kadersel bir süreçten geçtiğinizi, birbirinizin gerçekten kadersel bir planın içerisinde bir araya geldiğinizi, getirildiğinizi gösteriyor ve dinarların yedilisi. Yarın deme nice yarınlar geçti. Ey eril enerji. Ey eril enerji. Yarın deme nice yarınlar geçti. Siz bu durumu öteleyip itiledikçe, bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün derken dişil enerjileri kaybedeceksiniz. Bunu bilin. Aman sakinleşsin, aman üstünden zaman geçsin, aman biraz zaman kazanayım. Bir süre sonra adım atarım, beni unutmayacağından eminim. Düşünceniz varsa kusura bakmayın. Dişil enerjinin içinden akıp giden duygular var. Onları kaybetmek üzeresiniz. Dişil enerjiyi kaybetmek üzeresiniz. Bilin. Bilin ve çaba sarf edin. Egonuzu yontun. Egonuzdan arının. Ve lütfen dişil enerjilere, o size vermiş oldukları, yaşatmış oldukları aşkı onlara yaşatın. Aşıklar kartı. Aşkın binlerce tane dili vardır. Tek yapmanız gereken aşkınızı dillendirmek, kadınlar duyduklarına, erkekler gördüklerine aşık olur. Bu ketumluğunuzdan, bu düşünce yapınızdan lütfen artık arının. Lütfen dişil enerjinin kul hakkına girmeyin. Eğer ona gerçek aşkı veremeyecekseniz, hak ettiğini yaşatamayacaksınız. Lütfen onların kul hakkına girmeyin. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bana destek veren, beğeni bırakan, yorum bırakan, abone olan, sizler sayesinde keşfet sayfasına düştüğü için, oradan daha fazla insana, daha fazla ruha ulaşabildiğim için, bana bu konuda yardımcı olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Mucizelerle dolu bir gün geçirmenizi canı yürekten diliyorum. Buradaki çıkan enerjilerden kat ve kat daha güzelini, daha mutlusunu yaşamanızı dilerim Yüce Rabbimden.
Müminin mümine duası daima kabul olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.